Pandemi sürecinde devlet bazı esnaflara destekleme yaptı. Siz de bu desteklerden faydalandınız mı? Yok kardeşim, güzel kardeşim. Hani nedir de bir yardım şey de destekleseydik. Yok öyle bir şey alamadık ya. Ha burada arkadaşım var, çaycı. TC numarasına göre verilerim, şu da alamadı. Çoğu yerler alamamış, bilgim yok daha da. Ya ben kendimi açımdan söylüyorum. Kahveci esnaf olarak ya kesinlikle ve kesinlikle tatmin edici bir şey dedi yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani yapılan yardım kadar Bağkur ve o kadar da bir şekilde vergi yazıldı. Yani böyle de garip garip şeyler ortaya çıktı. Yani ben yardım yapıldığına inanmıyorum ve kahveciler üzerinde de ciddi bir hani artık sevmiyorlar mı, birileri hoşuna mı gitmiyor? Öyle bir durum hissediyorum. İnsanlar sonuçta biz 800 bin kahveciyiz. Yani kalabalık bir aileyiz. Yani bu insanlar düşünerek hareket edilmedi. Kesinlikle ve kesinlikle de doğru düzgün yardım olmadı yani. Faydalandık ama kiramızın 3'te 1'ini bile karşılamadı. Yani yapılan destek yeterli olmadı. Yani hala pandeminin zorluklarını çekiyoruz. Önümüzdeki süreçte de en az 3-5 sene bizi zorlayacak gibi görünüyor bu durumda. Peki daha kapanma olmasa bile zorlama devam eder mi? Tabii devam eder. Yani şu an kapanma yok ama ekonomik açıdan insanlar sıkıntıda, hala kapanmanın, pandeminin etkisi insanların üzerinde. Yani devlet aldığınız desteği yeterli bulmuyor muyuz? Yok, kesinlikle bulmuyorum. Yani öyle 3 lirayla 2 lirayla ben buraya 3,5 lira kira veriyorum. Yani benim bir aylık kiramı karşılamıyor verdiği şey, destek. Peki ne olsa iyiydi? Ne beklerdik devletten, yetkililerden ne beklerdik bu süreçte? Yani ne beklerdik? O pandeminin bitimine, kapanmanın sonunda verdi desteği. Belki o desteği biraz daha erken verip her ay verseydi biraz daha etkili olabilirdi. Öyle bir ayla kimse kimseye şey yapmıyor yani. Peki. Yeterli olmuyor. Pandemi boyunca kapalıydınız. Evet. Hükümet de esnafa bir destek verdi. Bu destek sizin için yeterli oldu mu? Benim için kafi, yeterli. Aldınız değil mi desteği? Aldık. Peki daha iyi olması için bir beklentiniz var mı, yoksa bu şekilde güzel mi? Gayet şu anki uygulamadan memnun musunuz? Ya şu anki uygulamadan memnunuz. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok esnaf olarak. Evet. Ya ben şahsım adına tabii, diğer arkadaşlara bilemeyeceğim. Peki eklemek veya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, şu anda herhangi bir şikayetimiz yok. Yok, yararlanmadık. Sebebi nedir? Sebebi ben iş yeri olarak ruhsatımda bakkal ruhsatı geçtiği için, bakkallara da destek olmadığı için herhangi bir destekte bulunulmadı. Ama burası bakkal değil. Bakkal değil ama şimdi pestil köme diye de bir nace kodu yok, ruhsat yok. Otomatikman bakkal aldığımız için yani şartlar bizi de biraz ezdi. Pandemide o yasaklar haricinde hani şimdi etkilendik desek yalan olur. Hani yasaklar haricinde çok şükür, hani hamdolsun yine iyiydi. Ama yasaklar olduğumuz güne şimdi aya vurduğun zaman 8 gün kapalı olduğumuz günler oldu. Ne yapıyor bu kiraya şey yapıyor hani. Ya bizi çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Ne oldu, mecburen krediye başvurduk. Şimdi kredilerin peşinde dönmeye çalışıyoruz. Ya zorlu bir süreç. Evet. Açıldıktan sonra artık tatmin oluyor musunuz? Artık müşteriler gelmeye gitmeye başladı. Artık her taraf açıldı, yasaklar kalktı. Şu an memnun musunuz süreçten? Ya açıldıktan sonra şöyle... Yerli turistlerin falan gelmesiyle biraz etkili oldu. Yerli, hani ordu içinde olan insanlar zaten yasaklarda, Ramazan'da hani açıldıktan sonra hep farklı yeme yerlerine gidince ne oldu? Bizim ürünler biraz hani şeyde kaldı. Şu an yerli turiste yeni açıldı. Mesela Ramazan'dan sonra bir ay iş durdu gibi geldi. Şu an yerli turist gelmeye başlayınca biraz hareketlenme olmaya başladı. İş yerinin bulunduğu cadde Gezi Caddesi, yani şehirde gezenlerin uğradığı bir cadde olduğu için pandemi süresince burada sosyal mesafeden dolayı sokağa çıkma yasaklarında gezenlere de bir kısıtlama geldi. Dolayısıyla alışveriş de olmadı. Alışverişlerde bir düşüşlük yaşandı kesinlikle. Sadece zaruri ihtiyaçlar karşılandı.